Set 280.000 çözümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bir otomobilin yandaki kilometre sayacı arızalıdır. Otomobilin sayacı araç yol almaya başladığında çalışıyor fakat bölmesi her 2'yi gösterdiğinde yer ektiğinde 2'yi göstermeden 3'ü atlıyor diyor. Buna göre araç gerçekte 40 kilometre yol aldığında bu araçtaki arızalı olan gösterge kaç defa sayı atlar diyor. Şimdi arkadaşlar araçta 2'de atlamıştır, 12'de atlamıştır, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 da atlamıştır. Şimdi arkadaşlar bakın 32'de atlamıştır. Şimdi 40'a geldi ya, 40'a gelene kadar nerede atladı? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane zaten atladı. Yani aslında 40'a geldiğinde aslında 53'ü göstermesi gerekiyor. O yüzden arkadaşlar yani 42'de ve 52'de de atlamış. Yani aslında 55'i göstermiş oluyor 40'a geldiğinde. Gerçekte 40 kilometre alması demek. O yüzden burada toplamda 15 tane atladığı anlamına geliyor buradaki ifadenin sonucundan. Hemen gelelim bir sonrakine. 36 santimlik bir cetvel bir tahta parçasında uzunluğu bu cetvelin 12 kere yan yana konulması tamamen ölçülebiliyor. Her bir ölçüm için 2,3 TL ödendiğine göre aynı tahta parçası 24 santimlik bir cetvelle ölçülürse toplam kaç TL zarar edilir diyor. Evet. Kaç TL zarar edilir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi 36 çarpı 12. 12 kere konulmuş. Şimdi sen gelip bunu 24 ile ölçersen 24 de böyle. Yani hızlı olmak için yapıyorum bunu. Bunu buna sadeleştirdim. İşte burada 2 kaldı. Buna, o zaman burada 18 ölçüm yapman gerekiyor. Şimdi 18 ölçüm, 12 ölçüm. Aradaki fark kaç? 6 ölçüm. Yani 6 tane 2,3 lira fazladan ödeyeceksin. 6 çarpı 2,3'ten de burası ne olur arkadaşlar? 13,8 olur. Gördüğünüz üzere Adana 13,8 oluyor bunun cevabı. Hemen gidelim bir sonraki soruya. Bir boyacının elindeki 10 metrelik mezuranın 10-20 santimlik kısmı aşağıdaki gibi kopmuştur diyor. Koptuktan sonra boyacı yeni mezura alana kadar bu mezurayı kullanmaya devam ediyor. İlk 20 santim kopmuş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bir evin duvarını boyamaya giden boyacı, boyayacağı evin duvarını 3 metre ve 9 metredir. Boyacı mezura ile bu ölçüleri alırken mezuranın bir kısmının kopuk olduğunu unutarak ölçüleri almıştır diyor. O zaman arkadaşlar burayı 3,2 metre, diğerini 9,2 metre olarak ölçmüş oluyor bu durumda. Metrekare fiyatı 10 TL olan boyayla bu boyama işlemi yapan boyacı alması gereken ücretten kaç TL daha fazla alır diyor. Şimdi arkadaşlar normalde 3 çarpı 9'dan 27 metrekare alması gerekiyor. 27 metrekarelik alması gerekiyor. Şimdi 3,2 çarpı 9,2'yi bulacağız arkadaşlar biz burada. Şimdi 3,2 ile 9,2 çarptığımız zaman bulacağımız şeyde ne olmuş oluyor arkadaşlar burada? Ne oluyor? 22 ne oluyor? O 92 bin 27 29 2944 oluyor galiba. Evet 2944 oluyor. 2 virgül kaydırdık. 29,44 metrekare oluyor. Şimdi bunun arasındaki fark ne arkadaşlar? 2,44 metrekare. Şimdi o zaman her bir metrekarede 10 TL fazla aldığına göre bunu gelip 10'la çarparsak arkadaşlar 2,44 24,4 TL daha fazla ücret almış oluyor. Cevabımız burası oluyor. Bu setin çözümü böyleydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.